Peki sana şimdi bir dans görüntüsü izletelim. Zeynep Bastık ile Edis'in. Evet. Dans videosuna denk geldin mi? Hiç o... izledin mi? Geçen yıl çok Olabilir. konuşulmuştu. Olabilir. İkili bu konu hakkında ilk kez konuşmuş ve bakalım neler söylemişler. Zeynep Bastık ve kadim dostu Edis malumunuz bu danslarıyla haftalardır konuşuluyor. Edis Zeynep Bastık'a birlikte dans ettiğimiz video çok abartıldı diye dert yandı. Senin klibinin şakasını canlandırırken ki biz zaten böyleyiz. Dokunaklıyız, severiz, kardeşiz. Yani bizim zaten hypersalisi ailesi zaten böyle. Herkes birbirini sever, kollar eder. Bu durumun aşırı biz böyle kaçıyormuşuz da barlarda dans ediyormuşuzcasına. <laughs> <laughs> e, komik Over bir... rate edilmesi. Evet. Evet. Bir kere hemen demek deminki konuya bağlamında bir şey söyleyeyim. Şimdi çok ciddi bir gençlik hep Z kuşağı diyoruz ya. Hı. Tamamen bu sanat camiasını takip ediyorlar. Hatta birçoğu televizyon bile izlemiyor. Sadece sosyal medyadan takip ediyorlar ve bu sanatçılarımızı izliyorlar, takip ediyorlar. Yediklerini, yediklerini, içtiklerini, ilişkilerini. Hı. Ee, dolayısıyla hani sesi çok iyi olan, evet. konservatuvarda okuyan veya özel işte kurslara gidip eğitim alan veya kendini yetiştiren, geliştiren kız ya da erkekler Hı. şunu diyebilirler. ya Demek ki sadece ses yetmiyor. Demek ki benim de... Hı. işte bir yerleri açmam lazım Demek ki benim de bazı e, marjinal uçukluklar göstermem lazım ki ben var olabileyim yoksa benim sadece sesimden yeteneğimden dolayı kimse beni fark etmez bu ekranlara da çıkarmaz göstermez gibi Hı. bir anlayış oturmuş ve ne yazık ki bu anlayış yeni değil yani son 30 yıldır bu şekilde devam ediyor. Seher ama yani o, yanlış bir e, o dansı e, bir imaj da veriliyor yani. Şimdi şey diyebilirim. Ama günün birinde öyle bir şarkı yapıyorsun ki hiç ne adın aşk skandalına karışmış, ne farklı bir poz vermişsin, ne tartışılacak bir de bunların hepsini ezip geçiyor ve sen şarkınla şöhret oluyorsun. Böyle örnekler de var. Tabii ki var. Olmaz olur mu? Çok var. 92 o yılından beri bir şey bulamayınca bak... başvurduk başvurduk. Ee, hemen oraya. söyleyeyim. En yakın kendimden minik bir örnek vereyim. 92 yılından beri albüm yapıyorum. Defalarca Türkiye'nin en iyi halk müziği kadın sanatçısı seçildim. Sayısını unuttuğum Avrupa ve Türkiye turneleri yaptım. Yani ta, kaç hangisini söyleyeyim? Hangisini anlatayım? Ama siz de biliyorsunuz ki hiçbir zaman böyle çok magazinle önde olmadım. Gerçekten işinizi iyi yapıyorsanız, gerçekten işinize hakimseniz altın altındır. Bir yerde mutlaka kendini gösterir ortaya koyar. Yani e, şey böyle çok cesur kıyafetler giymene gerek yoktur. Evet, çok cesur evet, danslara evet. imza atmana gerek, gerek yok diyorsun. Gerek bu yok. dansı nasıl buldun sen? Bu dansı nasıl? Bu... Yani biz çok mu abarttık diye düşünüyorum ama biz çok sıradan insanlarız. Bize böyle çok abartmış abartmışız mı diye de düşünmüyor değilim. Sadece yani... biz değil sosyal medyada böyle tümden cümle alem abarttık da bir tek <laughs> Zeynep bastıkla Edis mi abartılmadığını düşünüyor? Bir de şuna takıldım. Edis diyor ki böyle magazine fazla alışık değiliz. Zeynep bastığı bilemem ama Ediz gayet güzel alışık. alışık. Daha önce magazin programımıza da bağlandı. Da bağlandı. Ee, magazin eklerinde manşet oldu. Magazinle ilgili haberleri bize geçiliyor ki yapalım falan. Niye magazin? Yani şu, ünlü olup da magazine pek alışık değiliz demek bana biraz böyle Mars'ta yaşamak falan gibi geliyor. Böyle uzayda yaşamak. Uzaylı kafalar var ise, ya böyle. Bu görüntüyü de e, şeyin Zeynep'in eşi Tolga alkış çekiyor. Ee... Gerçekten eğer eşi de çekiyorsa, eşi ve çekiyor. onlar da kendileri ama abartılacak de, bir durum e, yok. Abartmayalım. Kendileri de eğer bu durumu uygun görüyorlarsa ve toplumun karşısında da şimdi direkt toplum kim? Toplumu takmıyoruz. O zaman söyleyecek hiçbir yok. bir şey yok. Yani söyle, bize söyleyecek bir şey düşmez. Onlar bunu normal görüyor. Şimdi sen normal görüyor musun dersen, evet. Hani eğer bir evli taraf varsa, evet. bakın kadın ya da evet. çok taraflardan çok, biri evli çok bilmiyorum ben kendi açımdan söylüyorum. Başkaları seni ilgilendirmez diyebilir. Onlar öyle uygun. Tabii onlar öyle uygun diyor ama ben <laughs> bilmiyorum çok doğru. Yani eğer bir taraf evliyse çok doğru bulmuyorum açıkçası. Evet. E, sosyal medyada e, tartıştı. E, biz de dedik ki taraflardan bir tanesi evli ve eşi çekti. Ama onlar uygun görüyorsa onların Onlar uygun görmüş gibi yani. paylaşmışlar. arkadaşlar. Abartılacak bir şey yokmuş. Bizam tamam, çok güzel dansa devam. <gülüyor> dansa <gülüyor> devam. <gülüyor> evet. Peki. Evet.